Gözlerimin içine bak. 1 ile 10 arası kaç üşengeçsin? 7. Diyorsun. Hı hı. Neden 7? Bir 3 verdim kendime. Hani insanlık hakkım. Yani senin, ben bildiğim hikayeye göre senin insanlık hakkın maksimum 1'dir. 1'dir. Evet. Bunlar işbirliği mi yapıyorlar abisiyle aynı evde yaşarken? Şey yapıyorlar işte. Bulaşık sırası var. Abi bulaşık sırasından yırtmak için adam plastik çatal bıçağı geçiyor, biliyor musunuz? Şimdi öğrenci evindesin. Ne gerek var ya, o kadar okuyorsun, ediyorsun, dersler, sınavlar, çalışıyorsun. Bir de yani orada bulaşık yıka. Al plastik, var işte öyle bir şey. Sonra at çöpe gitsin. Çok mantıklı. Amaç yemek yemek değil mi? Yemeğe yemeğe hizmet ediyorum. Bitti, tamam. Hala öylesindir diye düşünüyorum. Yok, yine o kadar değil. Aşık olduğunda net olarak değişen bir özelliğin var mı? Ya aşık olmuyorum. O değişmiyor. Nasıl? Gerçekten mi? Aşık olmuyorsun. Ya aşk dediğimiz şey aslında böyle hani ortaokul, lise dönemlerinde böyle elde etme, böyle daha kimyasal bir şey yani. Hani ulaşma çabası gibi bir şey yani. Önemli olan sevgi bağı, tanıyabilmek yani karşı tarafı. Yani... Daha önemli bir şeyden bahsediyorum. Yok, kesinlikle. Ama bunu mesela birini tanımaya karar verdiren şey ne sana? Yani o kısmı mı acaba, böyle güdüsel bir itekleme var mı içeriden acaba? Tabii yani bir şekilde enerjisel böyle bir çekilim gibi bir şey tabii sonrasında. Çekilim, onu yazmam lazım çünkü dil kurumunda. İtilim, çekilim. Kelime oyununda sorarız. Çekilim. Peki yani sen aşık olmuyorsun. Evet. Tavsiye ediyor musun olmamayı? Yani yaşayan nasıl yaşıyor bilmiyorum. Tecrübe etmediğin bir şey olarak söylemiyorsun bunu değil mi? Yok, gerçekten tecrübe etmedim. Falan. Yani tanımak, sevgi, evet. O önemli. Evet. Karşındaki insan samimiyetsiz bir şekilde sana tatlım tatlım diye hitap etse ne yaparsın? En fazla kaç kere tatlım demesine izin verirsin? Çok fazla demesine izin vermem gibi geliyor. Böyle şey geliyor bana, tatlım 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 falan. Gerçi tabii bu ses frekansıyla da alakalı bir şey ama... Böyle bir samimiyetsiz geliyor bana. Biraz böyle yukarıdan gibi duyarım ben de onu. Evet yani, değil mi? Ha. Hani böyle bir canım gibi değil yani, evet, böyle. Evet, evet. Tatlım, onu verir misin? Ha. Ya bir şey istemek için sanki önden geliyor. Evet, evet. Sanki arkasından bir istek aynen, gelecek. Aynen, görevmiş gibi yani. Bunu evet. Zaten yapmak zorundaymışsın gibi. Enteresan. Baba olduktan sonra net olarak değişen bir özelliğin oldu mu? Daha çok kalp merkezine aldım kendimi. Aklımdan. Ha, ha, ha. Ben niye seni zor anlıyorum? Benim neyim var? Şimdi ben psikoloğum. Peki. Yani daha çok duygularını dinlemeye başladığını mı söyledin? Evet, yani zaten hep hislerim ve sezgilerimle hareket eden biriydim. Daha az aklımı ve mantığımı kullanırdım. Yani bir işe kalkışacaksam veya bir yol ayrımındaysam veya bir şey seçeceksem daha çok sezgilerimi dinlerim. Ama yani oğlumdan sonra daha çok o duygular, sorumluluk, koruma içgüdüsü, dünyaya daha çok bağlanıyorsun, daha çok köklenmiş hissediyorsun. Ve o açıdan yani kalp dediğim o. Çevrendeki insanlara garip gelen ama senin rutininde olan bir totemin ya da alışkanlığın var mı? Şey var mesela, böyle bir şeyin olmasını istemediğim zaman ya da bir şeyin olmasını istediğim zaman. Yok ama gerçi genelde koruma için. Yani böyle 3-6-9 hığlarım. Efendim abi? Hıyalarım. Ya böyle şöyle bir şey mesela, atıyorum. Senin başına kötü bir şey gelsin istemiyorum değil mi? Evet. Böyle bir riske doğru bir şey var değil mi? Mesela ne bileyim yol atıyorum, örnek veriyorum. Aha. Yola çıkacaksın ama yol çok zorlu. Aha. Ve orada zorluklar yaşamanı istemiyorum değil mi şimdi arkadaşın olarak? Böyle deyip onu böyle bir şey yapıyorum. Bunu gençliğimden beri yapardım. Sonradan anladım ki aslında bu bir kodlamaymış. Neymiş abi? Kodlama. Bu da daha çok zihinsel bir şey. Yok, ben devam edeyim. Yani aynı dili konuştuğumuzda değil. Şaka yapıyorum, anladım aslında. Peki şey, yani bunun işe yaradığına dair kanıtlar oldu mu? Tabii, hiç şaşmadı ben de.
Şaka yapıyorsun. O zaman sana hığlatacağım bir konu var kardeşim. Bunu unutmayalım. Bak ben de not alıyorum. Hığlatmam gereken arayıp, bir şey var. Arayıp 3 gün sonra bir arkadaşım için 3 kere hığlar mısın? Tabii. Herkes bir de bunu seyrettikten sonra. Şimdi telefonunu çıkarmanı istesek internetteki arama geçmişinde en utanacağın şey ne olur? Bir şey çıkmaz. Şu an bizim Cırcır Böcekler İtler ve Biz oyunumuzun şeyi var. Yani telefon. Bilet şeyleri var. Evet yani durum nasıl gidiyor diye. Hadi ona doğru. Bakıyoruz. Aynen. Peki vücudunda beğenmediğin bir yer var mı? Ne olarak? Ne olarak derken? Yani beğenmediğim bir yer derken. Yani işte soruyorum var mı? Yani mesela ya diz kapağımdan çok hoşlanmıyorum. Biraz fazla bombeli. Yani falan. Aynanın karşısına geçip yani şuramı beğeniyorum, şuramı beğenmiyorum demiyorum. Tamam. Yani kendimle barışıyorum yani. Aman ben şöyle burası çok güzelmiş işte bak ne güzel kaşlar var. Ya da ya bu burun niye böyleymiş falan demiyorum yani. Aynen. Edememeli kimse. Herkes eşsiz zaten. Herkes kendisine özel yani. Evet. Doğru. Şu an bu soruyu sorduğum için utandım. Baktırdığım bir faldan fazla etkilenip falcının söylediklerine göre yaşamaya çalıştığım bir zaman oldu mu? Yok, olmadı. Baktırdın mı hiç fal? Yani evet gençken falan böyle hani arkadaş ortamında falan baktırmıştım. Ama söylenilen şeyleri genelde sırt çantama atarım. Onunla yaşamam yani. Adamın normal tek kelimesi yok ya. Ya niye ne diyorum? Söylenenleri sırt çantasına atmış diyor ki ne diyorum. Aynen. Kanka çantana baksana en son. yani aslında şundan bahsediyor. Bana söylenenle yaşamam. Anladık herhalde onu. O böyle yani bakarım. Hani onun yani bir şey söylendiği zaman onun teyitlerini almak isterim. Hmm. Çünkü yani birinin öyle söylemesiyle olmaz. Yani teyit alırım yani. Evet. Bir de şey var ya mesela söylenenden etkilenen ve hani onu yaşayacağına emin olup hayatına çağırma gibi bir şey oluyor ya yani. Kendini doğrulayan kehanet falan dedikleri şeyler de var. Yani çok tekrar edersen bir şey düşünmeyi o başına da gelir gibi bir şey var. Galiba böyle bir şeyden bahsediyorsun. Yok onu ama falcı söylüyor. Ben düşünmüyorum. Ha işte onu diyorum. Ya ne diyorum ya. Sanki onun dediğini anladım da. Bugüne kadar aldığın en güzel iltifat neydi? Bilmiyorum. İltifat aldım. Abi. Genelde evet mesela yani nerede böyle bir keyiflenmiştim. Yani yazdığım kitaplar seyirciyle buluşmaya başladıktan sonra imza günlerinde falan söylenen şeyler ve orada onları iltifat gibi kabul ettim diyebilirim yani. İltifattır belki zaten. Tamam hayır yani işte hani övgü, iltifat. Anladım. Peki söylemek ister misin o cümle olarak? Yok hayır yani hani işte bu yazdıklarınızla gerçekten... Aynen tamam. İltifat işte her yer. Aynen. Nasıl abi. Bir iltifat olabilir? İşte yani yazdığın kitap üzerinde. Tabii var aklım. Mesela siz mesela isminiz neydi pardon? Ceren Hanım siz iltifat etmek isteseniz bir erkeğe nasıl iltifat edersiniz? Ne dersiniz? Ama şimdi herhangi birine mi Buğra Bey'e mi? Buğra Bey'e de olur, herhangi birine de olur. Ya ben böyle şey çok tatlısın falan bence çok okuyor. Çok yemedim. Tatlısın mı? Evet. Yemedi. Aynen. Teşekkürler. Az önce tatlı mı gömdük burada? İlk aklına gelen tatlı mı? Sonra ben neden yalnızım? Dikkat etmiyorsun Ceren. Ben de takip dinlemiyorsun. Evet. Olanı kaçırmış. Sezgilerine güvenip sezgilerinin seni fena halde patlattığı oldu mu? Asla. Asla mı? Sezgiler patlatmaz çünkü yani. Senin o aklının oyunudur yani seni patlatan. Hadi bakalım. Nasıl ayırt ediyorsun aklının oyunuyla sezgiyi? İşte hissedersin. Hislerin yani sezgilerin. Adam her şeyi çözmüş. Çok gerideyim arkadaşlar. Ben mesela hissettiğimi sanıyorum. Yani bir şey sezdiğimi sanıyorum. O ama bana aklımın oyunu olabilir mi? Aklına düşen ve senin düşünmediğin bir şeyi ayırt etmeyi öğrenmen gerekiyor. Yani sen onu düşünüp kurguladın mı bu hayali? Yoksa ortada hiçbir şey yokken aklına düştüm işte. Aklına düşen şey zaten kozmik bilgi. Biri gelip ağzımı kapatsın. Tek başına yapamayacağım bunu ben.
efendim hiçbir magazin haberinde adını görüp abi bu kadar da yalan haber yapılmaz ya dediğin oldu mu? Yok yani işte sonuçta onlar o gördükleriyle bir şeyler yazıyorlar. Onlar da haklılar sonuçta içini bilmedikleri için. Dolayısıyla aa bu da böyle olmaz dediğim olmadı. O yiyeceği sadece elimle yediğimde mutlu oluyorum dediğin bir yiyecek var mı? Baklavayı mesela. Aa. Baklavayı böyle alacaksın, elinle yiyeceksin yani. Değil mi? Baklavayı yenmez mi elle? Bakayım. Baklavayı elle yiyenleri görebilir miyim? Bak, 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 bak. Aynen. 7 kişi. Müthiş bir kalabalık. Tamam, baklava böyle ters çevirip falan. Ya böyle işte hop. Aynen. O altı damağa gelecekmiş. Damağa yapıştıracağım. Kendine en son ne zaman çirkin hissettin diye soracağım. Ben sana ne diyeceğim? Diyeceksin ki ben kendimle öyle ilişki kurmuyorum. Ya bu çirkinlik, güzellik yani aslında bize kime böyle... Neye göre falan. Aynen öyle yani 70'ler, 80'lerde bu popüler kültürün artmasıyla bu güzel adamdır, bu çirkin adamdır diye dergilerde, filmlerde pohpohlanan bir şey. Ama dediğim gibi herkes eşsiz yani. Herkes özel. Beğenmek diye bir şey var. Senin beğendiğin birini ben beğenmeyebilirim. İşte itilim çekilim işte. Sen çekilim yaşarsın ama ben ondan itilim yaşarım. Dolayısıyla çirkin diye bir şey yok. Aynen abi ben dedim zaten. Çirkin diye bir şey yok. Aynen yani. Çirkin diye bir şey yok. Çirkin diye bir şey yok. Neler kaldı? Yok yok. Çirkin diye bir şey yok. Kozmik şimdi bilgi. Aklıma bir isim gelirse şuraya fotoğrafını koydum. Onun için şey yapıyorum çirkin. Biriyle ilk tanıştığında hangi özelliğini görünce tamam abi budur dersin? İlk görüştüğümde daha çok sezgisel bakarım. Yani nasıl bir enerji verdiğine bakarım. Sonuçta onu tanıdıktan sonra bir hüküme varırım. Yani kara listeye girer mi girmez mi? Kara listen var. Tabii. Ha. Ama şimdi tanıdıktan sonra kara listeye girer mi girmez miye bakıyorum dedin. Hayır, yani onu normal... tanıyorsun. Sonuçta yani şimdi bir şey hissediyorsun. Evet. Hani böyle biriyle tanışırsınız da olur ya hani bir şey olmazsın onunla. Rahatsız edici bir şey. Evet ya arkadaşın arkadaşıyla evet. Tanışırsın. Olmazsın yani. Bir, evet. Bir hissetmezsin yani evet. Onu. İşte o doğru aslında. Orada bir şey var çünkü yani. Ha. Olmayacak bir şey var. Devam ettirdiğin zaman da görürsün yani. Onun bir eyleminde, bir sözünde, sana yaptığı bir davranışta görmüş olursun. Dolayısıyla onu zaten hissettiğin anda uzak tutuyorsun kendini. En sevdiğin küfür ne? Yani çok küfür etmem. Ya. Bastarda! Onu da Kıbrıs küfür. Hiç gerçi ben sen... Evet evet, evet küfür. Çok küfür kullanan bir evet, evet. Normalde de. Sizce yeterince dürüst müydü?